tarihi olaylar yani bambaşka bir konjonktür gerçekleşebilir. Evet. Başka şeyler olabilir. Kurtuluş Savaşı büyük bir başarısızlıkla sonuçlanabilir. Atatürk bugün hain olarak işte bir paşa çıktı, işte memleketi karıştırdı, ortalığı kan gölüne çevirdi. Mevcudu da kaybettirdi. Denecekti. Denebilirdi. Yani tarih böyle bir şey. Yazıldıktan sonra üstünde konuşmak veya taraf olmak kolay ama yazıldığı süreç içerisinde pozisyon almak zor yani. Çünkü doğru. Ama şunu da öğreniyoruz Fatih'im, böyle durumlarda insanlar pozisyon almadan önce iyi düşünmeler ve tarihi iyi incelemiş olmak gerekir değil mi? Yani önümüzde bir tarih var, ne kadar güzel bir şey. Yani şimdi mesela biz bir anımdan kısaca söz edeceğim. 1950'li yıllarda ben Vatan Gazetesi'nde dış politika yazıyordum. Ve 27 Mayıs'a doğru Türkiye'nin gittiğini görüyorduk. Ama anlayamıyorduk. Yani bir şeyler olacak ama ne olacak bilemiyorduk. Ve bir günde 27 Mayıs oldu. Şimdi o zamanki hükümetler, Adnan Menderes hükümeti değil mi? Böyle bir arkasında veya önünde böyle bir tarihi olay olmadığı için sonuna kadar gitti. Pekala. 27 Mayıs'tan sonra başka şeyler de oldu değil mi? Talat Aydemir olayları var, işte 1970'ler var ve en sonunda 1980 var. Peki şimdiki politikacılar bu yaşananlardan acaba neden ders almıyorlar? Böyle bir hareket olmasın, kimse bunu istemez. Ama olabileceğini, bazı insanların da bu nedenle daha dikkatli olmaları gerektiğini niye akıllarına getirmiyorlar? Acaba Adnan Menderes böyle bir ihtimale, ihtimal olarak bunu görebilseydi o zaman sonuna kadar böyle gider miydi? Hatırlayacaksınız, 27 Mayıs'tan kısa bir süre öncesinde, belki hatırlamayacaksınız tabii ki, İzmir'e gitti. Ve İzmir'de muazzam bir kalabalık karşıladı. Sonra darbe oldu. Bir kişi sokağa çıkmadı. Ne İzmir'de ne başka bir yerde. Evet. Yani böyle bir şey oldu ve Menderes kendisine güveniyordu. Tabii. Halka fazla da güvenmemek İzmir'de lazım. O zaman İzmir'inde 250 bin kişi olduğu söylenen bir kalabalık topluyor. Müthiş Adem. Ben gayet iyi 250 yaptım. Bin kişi. Ya. Çok kısa süre sonra 27 Mayıs ihtilal oluyor. Bir kişi kaldı. Bir kişi İzmir'de sokağa çıktı, kardeşim ne yapıyorsunuz demedi. Diyen yok. Demedi. Fakat abi sonuç olarak yani Adnan Menderes de hata yapmış olsa, Adnan Menderes'in de çok ağır suçları da olsa, ben şunu görüyorum, darbeler Türkiye'de çözüm değil, demokrasiye zarar veriyor. Yani şöyle zarar veriyor. Türk askeri enteresan, kalıcı olmak için gelmiyor. Yani hemen durumu organize edip çekilip gidiyorlar falan filan ama buna rağmen politikanın kalitesini düşürüyor. Politikacının kalitesi, yani kesikler vererek politikacıların kalitesini düşürüyor. Politikacıların doğal yıpranma süreçlerini ortadan kaldırıp bazen onları buzdolabında saklıyor. Şimdi bakıyorsunuz olmaması gereken politikacılar, olması gereken politikacılar ortadan kayboluyor. Olması gereken politikacılar darbe dönemlerinde buzdolabında saklandıkları için aynı o güçlerini doğal yıpranma olmadan güçlerini koruyup tekrar geliyorlar. Ve kalite kalmıyor politikada, siyasette kalite kalmıyor. Yani kaliteli insanlar siyaset dışında kalma ihtiyacı hissetmeye başlar korkudan ötürü. Ve siyaset birdenbire hani hiçbir şey olamayacakların girebilecekleri bir alan haline geliyor. Ben hatırlıyorum 80 darbesi sonrasını çok net hatırlıyorum. Yani o kurucu meclis kurulurken de, ondan sonraki dönemde partiler kendine adam toplarken de, ya biraz düşünen, biraz entelektüel olanların hepsini tak 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 veto ettiler. Nerede var işe yaramaz hal müdürü, Türkiye'ye başbakan oldu sonra. Yalan mı? Doğru. Çünkü ayrıca biraz düşünen, biraz fikir yazan, biraz fikir beğenen adamı bu zararlı diye çizler üstüne. Fatih'cim 27 Mayıs ki biraz ayrı düşünmek lazım. Gerçekten çok güzel şeyler yaptı ve bunların birçoğu da bugün hala geçerli. Buna rağmen 27 Mayıs'tan çok kısa süre sonra bir harp okulu kumandanı memleketi iki defa karıştırmadı. Ve karıştıra bugünlere geldik. Yani 1980'de de zaten artık Türkiye'de kimsenin yani konuşacak hali yok. 27 Mayıs'ın pek çok güzel şeyler yaptığını ben... 27 Mayıs'ın yaptığı çok güzel bir şey vardı. Nedir biliyor musun? 61 Anayasası. Anayasa o. Yani evet, Türkiye'nin şey gelmiş yaptı, geçmiş evet, en özgürlükçü anayasasını yapmıştır 27 Mayıs. Hani Fatih Rüştü'ler şeyler, yani buna idam edilecek insan değil. Ha, idam yanlıştı. Yani idam falan. Öldürmemek lazım. Evet, zaten yani dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Yani Tanrı'nın yarattığı bir varlığı insan eliyle öldürmemek lazım. Benim nefretim açıkçası baştan beri söylüyorum. Ben Ali Kemal'i savunmak benim ne hakkımdır, ne haddimdir, ne de böyle bir niyetim var. Ama Ali Kemal'in öldürülüş şekli
ve bunun Ankara hükümeti üzerine düşürdüğü gölge beni hep rahatsız etmiştir. Böyle insanlara bu şekilde yaklaşmayalım. Onların çoluklarına, çocuklarına da geçecek bir takım hareketlerde bulunmamaya özen gösterelim diye düşünüyorum. Ben size kendi hayatımdan bir şey anlatacağım. Ben bunu kitabımda da yazdım. Benim dedem Ankara Seymenlerinin son eşeğisidir, Seymen başıdır. Benim dedem 20 yaşındayken, kitabımda yazdım, niye burada itiraf etmeyeyim? Benim dedem 20 yaşında yakışıklı bir genç olarak padişahın yani Abdülhamit zamanında tüfekçi başısı olmuştur. Yani muhafız alayında yetkili bir adam. Siz daha iyi bilirsiniz. Ve orada sapık bir kumandanın, onların kumandanı olan bir miralayı kendisine tacizde bulunduğu için öldürmüştür. Şimdi ben bir katilin torunu mu oluyorum? Abdülhamit ne yapmıştır biliyor musunuz? Yakalamışlardır. Tek kelime söylememiştir Halil Efe. Nedeni bu diye. Çünkü ağrına gitmiştir. Beni taciz etti demeye. Süngüsünü saplayıp öldürmüştür koskoca miralayı. En sonunda Abdülhamit araştırıyor. Bu çocuk hiç konuşmuyor. Araştırın bu işin içinde bir iş var diye. Mabeyinden insanları görevlendiriyor. O adamın homoseksüel olduğunu ve bir takım gençleri kendi zevklerine alet etmek istediği anlaşılıyor. Onun üzerine Abdülhamit aman diyor bu çocuğu hemen bırakın. İstediği kadar para verin. Memleketine gitsin. Alnından öptüğümü söyleyin diyor. Şimdi tabii bunun Ali Kemal olayıyla bir ilgisi yok. Ama insanların cezalar şahsidir. Ali Kemal'in cezası Ali Kemal'le sınırlı kalmıştır. Ama kalmalıydı. Ama ne olmuştur? Kendi oğluna vatan hainin oğlu diye hariciyeyi almamak istemişlerdir. Neyse ki bu aşılmıştır Cumhuriyet hükümetleri tarafından. Bazı insanları babalarının, dedelerinin, amcalarının, analarının, atalarının suçları nedeniyle suçlamak ve bunu bir kin davası gibi 2009 senesinde de haindir, niye konuşuyorsunuz bu adam diye buralara mesaj yollamayı ben doğru bulmuyorum. Bunları artık Türk milletinin olgunluğuna sığınarak söylüyorum. Bunları artık aşalım. Ali Kemal'i de tarihteki yerde bildiğiniz gibi oturtun. Hain mi neyse oturtun ama ikide bir de gazete sütunlarına artık bu Ali Kemal'i getirmeyin. Bırakın yattığı yerde yatsın. Zaten mezarı da belli değil. Zaten ölüsünü de çöp arabasıyla taşıdılar İzmir'in içinde. Artık yeter bu kadar yani. Evet. Peki efendim, basın şehidi midir? Tabii şehitler ne anladığımıza bağlı. Siz şehit olduğunu düşünüyorsunuz. Ben pek öyle düşünmüyorum. Ay şehit olduğunu düşünmüyorum. Şehit kavramı apayrı bir şeydir. Evet, evet. Yani dini bakımdan şehit kavramı ayrı bir şeydir. Ayrı bir şey, evet. Ama bir de günlük hayatta kullandığımız şehit kavramı var şimdi. Yani ne şehit oldu ne gazi. Hayır, hayır onu kastetmiyorum, hayır, hayır. Şehit gazada can verendir. Gazada can verendir. Ama yani gaza değil trafik şehidi bile var Türkiye'de. Şimdi mesleği, kalemi yüzünden bu adam öldürüldü. Şehit o açıdan bakarsak. Şehit sayıdır. O şehit görüşünden bakarsak. Evet o açıdan bakarsınız. O açıdan. Ama ben şehidin anlamı, İslamiyet'teki anlamından hareket edildiğinde şehit olmadığını, o şehit olmadığı gibi başka gazetecilerimizin de ben Abdi İpekçi'nin, Uğur Mumcu'nun da şehit olmadığını düşünüyorum. O şehit kavramından yani dindeki şehit kavramından bakarsanız. Değildir. Evet değildir tabii. Ama mesleği yüzünden can vermişe de biz şehit diyoruz bugün. Belki başka bir kavram yok Türkçe'de. Var, var çok güzel kavram. Ne şehittir ne gazi kavramı var. Evet. Peki yani Uğur Mumcuların, Çetin Beylerin konduğu kategori açısından bakarsak sizce Ali Kemal o şehadetten bahsediyorum. Şehit midir? Yani sizin şehit kavramınıza deyim yerindeyse giydirdiğiniz elbise. Şimdi efendim ben hayır. Şimdi açık söyleyeyim yani o kavramın bu şekilde kullanılması ben karşıyım. Evet. Ama Türkçe'de bu terim yok. O zaman